Merhabalar, merhabalar. Dün akşam olması gereken yayınımız, ustalardan öğrenmemiz olamadığı için böyle bir gündüz ustalardan öğreneceğiz ve gece resmi yapacağız gündüz. Nasıl böyle şeylerdeyiz? Karma karışık bir haldeyiz. Varın, siz düşünün diyorum. Yanda notlar, evet, notlar, kendim notlarıma bakarak kopya çekiyorum orada. Başka türlü anlatamıyorum. Sürekli okuyamam da bir yandan. Aklımda kalıyor. Hem not alınca daha çok aklımda kalıyor falan. Mesela bir önceki ustamızdaki facianın bu ustamızda da yaşanmasını engellemek adına dün akşam komple kapattık yayını, gittik. Ondan sonra ben o ustayla ilgili herhangi bir şey yapmamıştım. Görmüşsünüzdür zaten videosunda. Şimdi bu haftaki ustamızda dedim ki en azından kesilmeyeyim, yani lafım bölünmesin. Şuradan kırmızıya dönmesin yayın kalitemiz falan. Ben nasıl yapıyordum bu işi? Genelde böyle işte ben yayını da açamadığım için öncesinde böyle çok detaylı bir şey, böyle zor da bir şey seçtim. Yani nasıl yapmış bu adam bunu dedim. Ama dedim sonuçta biz de öyle her zaman kolay şeylere dalacak değiliz. Yaptığımız her şey zordu şimdiye kadar. Gözün korkmasın Merveciğim dedim. Dal bakalım nasıl olacakmış dedim. Bunu seçtim. Aslında amcamızın diğer resimlerini göstereyim ben size. Esas. Hoppa geldi. Şimdi bir dakika şuradan da şeye bakayım. Bu abi dahil abimiz şey bir abi. Biz önceden kaçıncı bölümde hatırlamıyorum ama şeyi konuşmuştuk. Frederick. Kaspar David Frederick diye bir abiden bahsetmiştik. O abiyle bu abi baya yakın arkadaş. Hatta bir ara beraber yaşıyorlar iki aile. Aynı evde, köşkte artık neredeyse. Orada beraber yaşıyorlar. Baya birbirlerinden etkileniyorlar. Zaten eserlerinde de böyle bir hafiften bir andırıyor. Çok özür dilerim. Bu arayan Superbox olabilir. Bakmam lazım. Hemen size bir right back veriyorum. Hayır, değilmiş. Türk Telekom size nasıl internet veririm? Nasıl yaparım falan diye şey yapıyormuş. Kendini zor tutmuyorsun belli ki Eltaycığım. Kendini pek de tutmamışsın belli ki. Hoş geldin. Kusura bakmayın, küçük bir şey oldu. Telefon şeysi. Olur bunlar. Ne diyordum? Ne diyelim biz bu abiye? Christian. Christian. John. John. Kısaca John. Bu John abi. Dahl diye geçiyor ama. Dah abi. Dediğim gibi Frederick'le, bu Kaspar David Frederick'le arkadaş ve bayağı uzunca bir süre yakın arkadaşlar. Onun da etkilerini göreceğiz. Onu da nereden hatırlarsınız? Siz şu bulutların üzerindeki gezgin resmi var ya böyle, hatta kimilerinin Atatürk dediği böyle şeyde sopasını tuttu. Hemen onu yaptığımız resmi size açayım o zaman. Nereden açayım? ArtStation'dan açayım, dur. Dosyasını bulamam şimdi. Efendim, ArtStation'a giriyoruz. Burada diğer eserlerimizi de görüyoruz. Learning from Master'a tıklıyoruz. Aha da bu abi. Biz bu resmini yapmıştık. Şu da kendisinin orijinal resminin hali. Bu işte yakın arkadaşı John'un. Şimdi John'un resimlerine bakarak bir yandan da şeyi hissedeceksiniz. Hatta o adamın böyle genelde şöyle arkası dönük figürler kullanmasıyla ünlü. Böyle manzaraya bakan. O da mesela, bu da onun gibi işte böyle bir manzaranın önünde böyle şeyler, insanlar, figürler olsun da baksın şeklinde takılıyor oraya. Bakın. Bakın şimdi, bakın. Ben sanırım böyle her köşesine bakabilirim resmin. Baksana, ağ yapmış adam. Ağ yapmış. Bununla uğraşmış. Ve acayip şey yani. Dökülüyor. Dökülmesini hissediyorum. Bunlar da art çiziyor. Biz de art yaptığımızı söylüyoruz. Bunlar da art yaptığını söylüyor şimdi. Şimdi esas bu abinin her yerde görebileceğiniz resimlerinden birinden bahsedeceğim. O da şu. Stanheim görüntüsü diye bir manzara resmi. Şöyle baktığınızda
Ha, dağ çizmiş işte falan diye genel olarak bakıyorsunuz. Bu resim baya büyük bir resim. Gidiyorsunuz yakınına. Genelde bundan konuşmayı çok sever internet siteleri işte detaylı muhteşem detaylarıyla bilmem neyin muhteşem sanat eseri falan diye. Giriyorsunuz şöyle yakına. Bakıyorsunuz. Biraz daha yakına girelim. Bakın. Şurası bir resim zaten. Resmin içinden yaklaşık böyle 10-15 tane resim çıkarabiliyorsunuz. Mesela şurası bir kanvas olabilir. Şöyle bir resim olabilir. Şurada kısçeler var. Ondan sonra geliyor. Bak ya, yapraklara, dallara bakar mısınız? Fiti, 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 fiti boyamış buraları. Yani sabır ya. Gerçekten ya sabır. Şu anda biz böyle şeyler yapılamaz yani gibi geliyor bana. Çünkü o kadar sabırlı insanlar değiliz artık yani. Zamanımız çok kıymetli, aşırı kıymetli ve her şeye yetişmemiz lazım. Böyle tek tek şöyle ben bu ağaçla bir ay uğraştığımı düşünün resimdeki şu ağaçla. Elten ne diyor? Ne diyor bu anda Elten? Bakınız. Şurası ayrı bir kanvas. Bakınız. Burada keçilerini otlatan bir çoban ve otlayan keçiler. Şu an hala şeydeyim. Bak resmin kaçta kaçındayım acaba? Onu gösteriyor mu bana Google Art? Yani şu her yerde detay var ya. Her yer detaylı ve şey değil hani burası da böyle olsun numculuk şeklinde değil. Ve ağaçlara özellikle bittim yani sen nasıl bir adamsın? Sen bilir kişi misin? Sen ağaççı mısın? Zamanları bolmuş diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Bilemiyorum. İçinde yaşadıkları dönem ona izin veriyormuş diyebilirim. Aslında zaman herkesin zamanı aynı. Herkese verilen zaman aynı. Herkesin 24 saati var bir günde. Herkesin bir yılında aynı günler var falan. Ama ben hayal edemiyorum mesela. Çünkü ben öyle bir zamanda hiç olmadım ve yetişmediğim için istemsizce başka zaman dışında bir şeyi hayal etmeye düşünüp öyle olsaydım neler yapardım, nasıl çalışırdım, ne yapardım diye düşünürken beyin jimnastiği yapabiliyorum sadece. Onu şu anki yaşantıma uyduramıyorum hiçbir şekilde. Ayrıca Elten'den büyük cevap çok çok fena cevap geldi. Sonra şurada bir yerde bir şey daha vardı. Dur biraz geri çıkalım. Ha şu yolda bakın. Şurada da bir şey vardı diyorum ben. Resmin sadece şurasına bakmışız. Bak biz nereye bakmışız? Şöyle göstereyim. Büyük. Büyük biraz da. Şuraya ve şuraya bakmışız. Bir de şuradaki ağaçlara bakmışız. Şuradan dere akıyor. Şurada da bir aa bak şurada da bir şey var. Bak şimdi. Şuradan da şelale akıyormuş. Şurada bir eşek ve amca var. Bakın şurada. Bak şimdi. Şurada da bir teyze var. Almış çantasını sırtına gidiyor. Yani bunu böyle manzaranın karşısına geçeyim de bize ne olduysa o izlenimcilerden itibaren oldu bence bak. Onlar çatı çatı hızlı hızlı yapmaya başladılar ya. Oradan itibaren biz koptuk. Nasıl teori? Onların da şey yapmışım gibi oldu. Yanlış anlaşılmasın. Sonuçta onlar da şeyi gözün gördüğü andaki ışığı yakalamak için o şekilde davranmaya çalışıyorlardı. O şekilde boyamaya çalışıyorlardı. Şurada da bir ev grubu var. Efendime söyleyeyim. Var mı başka bir şey? Bir yandan da yükleniyor. Yüklenirken benim drop'um var mı hala bu arada? Yok galiba. Okey. Kanvasın boyutu bakalım kanvasın boyutuna. 246'ya 190 santim. Aslında böyle aşırı aşırı çok çok büyük de değil. O gece nöbeti gibi falan değil Rembrandt'ın. O daha 3 küsürdü o. Senden uzun.
Ya şimdi şeylerle kıyaslıyorum da başka daha büyük resimler falan. Yine büyük. Hani küçük değil, evet. Tahayyül etmekte zorlanıyorum genelde, böyle karşımda durması lazım. Başka türlü anlayamıyorum. Gökkuşağı da var ayrıca. Bu resimde bence bir geylik var. Onu da söyleyeyim. Bu resme bakarsak biz de gay olur muyuz acaba? Kendimi çok şey hissediyorum. Bakın, aha şurada da evler var. Allah'ım. Gel bak gel, gökkuşağın altı tarafında da evler var. Sen bu gökkuşağını şuradan nasıl yağlı boyayla nasıl, bak şurada uzaktan hissediyor musunuz? Bak şuradaki gökkuşağını. Opozite yok, layer yok. Anlıyor musun? Hani yani üstüne layer attın, bunu renkleri boyadın da opozitesini kıstın desem. Nasıl yaptın? Şurada da bak 3-5 ev var. Buradaki evlerden, aa şuradaki evleri de görmemişim. Buradaki evlere, ondan sonra bak şuradaki evden bir kız, şuradaki evde bir oğlana aşık olsa her gün görüşemezler. Bir kere şuradan şuraya geçemezsin. Nereden gideceksin oradan? Şurada bir su akıyor, dere var. Dereye geçmek için şu kayalıklardan muhtemelen inmen lazım. Sonra dereye geçeceksin, sonra bu tarafa çıkacaksın. Akşama geri dönemen. Bütün günün bu tarafa geçmekle harcarsın. Akşam eve geri dönemezsin. Öyle bir yol. Yani bir de şuradaki ev abi, şurada uçurum gibi bir şey var belli ki. Bak. Ne kadar güzel ya. Her şey ne kadar güzel. Gay oldum. Bir daha olma, bir daha olma lütfen. Bak 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 bak. Neyse, buna bakarsınız böyle. Google'da var, Arts Culture'da isteyen abinin ismini aratıp bulabilir. Ben ilk aslında şu Yanardağ resmine girmiştim. Sonra başka bir Yanardağ resmi bulup o resme hayran oldum. Yani bunu da beğendim. Başka bir Yanardağ resmine hayran olup onu bu adamın sanıp onu yapmaya karar vermiştim. Çok karışık anlattım belki ama o başka bir adammış meğersem, Yanardağ resmi diye aratınca çıktı. Ama bu da resim de çok hoş değil mi? Bu lavların ve arkadaki sakin dingin maviliklerin uzanması. Burada bir patlamanın gerçekleşmesi. Şuradaki yarık hissi. Ve yine böyle iki adam. Ya bu heriflerin, bu Dahl ve Frederick tarzındaki heriflerin genel olarak böyle bir şimdiki ArtStation'da falan gördüğümüz o konsept tasarımcılara bence çok büyük ilhamları var. Çünkü illaki şeyi scale'i belli etmek için böyle çok geniş environment'lara insan figürü koymak, şu anda görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur belki, böyle şeyde gerçekten çok şık duruyor ve çok moda yani. İllaki o adamı koymazsan dövüyorlar seni falan. İçimde böyle yanıyor. Sıcak değil de nem nem. Evet, çok fena nem. Bu adamlar onu konuşuyorlar değil mi şu an? Aga burası çok sıcak diyor. Diğeri de diyor ki sıcak değil de nem nem. Bak şurada eşeklerini gezdiren bir abi var. Sen lavın bu kadar yakınında ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Sonra bakınız. Şöyle bir resmi var. Larvik by Moonlight. Bu abimizin bir de şöyle bir hayranlığı var. Ruiz Dayal abi vardı, hatırlar mısınız? Hemen onu da göstereyim. Onu da yapmıştık. İkinci haftamızda bir Hollandalı ressam olan Ruiz Dayal'in yel değirmenini yapmıştık. Şu resim. Bu da Hollandalı'nın altın çağlarından bir abi. Manzara ressamı. İşte 1600 küsürlerden bahsediyoruz. Bunun ve Evergin'den miydi? Neydi adamın adı? Onu çalışmadığım için okuyamadım bak. Şuraya bir yere yazmıştım da. İşte o adamı, kendi yazımı okuyamadım. O adamı çok beğeniyor ve onları gökyüzünü, bulutları ve gökyüzünü bir karaktermişçesine böyle kanvasının çok çok daha büyük bir kısmını kaplayarak çizmelerini şey yapıyor, özeniyor ve hatta Wikipedia'da görebilirsiniz birçok Ruiz Dayal eserinin kopyasını yapmış. Aynen bizim şu an bir sürü ustayı kopyaladığımız gibi beğendiği şeyleri kopyalayarak öğrenmeye çalışmış kendisi. Ya da şey diyor değil mi şu adam? Tam buraya AVM yanmışken, hazır bu yangını şey yapmışken,
Bu yangın şöyle şuradan aşağı inse, biz şuraya bir AVM diksek falan. Çok ileri görüşlü adamlar. İşte o adamlar şimdi aşırı zengin. Nasıl hikaye? Çalışma özeli, kronolojik sıra. Tabii canım, kronolojik çalışacaksın. Tarihsel sürece göre bakacaksın durumlara. Eliyle de işaret ediyor. AVM ve cami mi yaptıracaksınız oraya? Ulan ne kadar klas bir şeyden bahsediyoruz. Hemen çekiyorsunuz dibe ya. AVM'ler geldi, camiler geldi. Abi yapmayın ya. Yapma, anlıyorum, sizi de anlıyorum. Evet, ama başka ne açacak? Hepsine açısın var ya. Hepsine bak. Ya şöyle yapalım mı? Şuradan. Yavaş yavaş bakalım. Mesela bu resim yine Caspar David Friedrich'in bir resmine benziyor. Ortada bir ağaç var, onun da bir resminde. İleride uzaklarda bir kilise görünüyor. Aynı şey gibi ya, dediğim gibi konsept artistlerin yaptığı şey, actionlar gibi böyle atmosferik perspektif var bir yandan. Environment var. Ve ama bu adamlar zamanında o kadar değerleri bilinmiyor, yani değerleri bilinmiyor dediğimi, böyle çok ünlü olmuyorlar. Ama ya tabii ki hamileri var. O şekilde geçinebiliyorlar sonuçta, sadece şey değil, baba parası değil. Bu arada kamyonumuz geçsin. Ben burayı keseyim. Neyse, Dahl'a geri dönüyorum. Dahl'ın resimlerine. Ay ışıkları, denizler. Ya şu ters ışığı çok güzel kullanmamış mı? Bakar mısınız? Ay bunu mu yapsaydım keşke ben ya. Bu da çok güzelmiş. Karar veremedim resmen. En ünlü resmi, sürekli karşına çıkan şu. Şu resim. Dresden'den ay ışığı görüntüsü falan. Bunun da böyle çok şey bir çekiciliği var. Bu maviyi, siyahı. Nasıl kullandın abi? Karanlık, her yerde karanlığın içinde detaylar var. Bak şurada çamaşır asan teyze falan var yani. O kadar detay ben yapmam muhtemelen de. Yani skeçte bir şeyler karaladım oraya. Baksana şurada karanlıktaki şeye bak. Karanlıktaki ya, buradaki tabii kalitesini düşürdüğüm için burada ben gitmiş. Ama şunu da çok beğendim ya. Şu sudaki şeye bakar mısın? Renk. Wow. Wow. Burada o resim vardı. Burada büyütüp bakalım bizim yapacağımız resmi. Aha da şurada. Ne satıyor acaba yine? Ne satıyor acaba yine? Bu duracak burada, bağıracak daha. Şimdi yakınlaşıyorum. Burada atın üstünde adamlar. İşte bunlar da akşam olmuyordu. Güzel güzel yapıyorduk evimizi. Ya benim aklım diğer resimde kaldı, biliyor musunuz? Değiştir, şuna değiştirsem mi ya? Ya da bunu da yapayım mesela. Çok çok mu şey yapmış olurum? Dağlar dağlar. Bakın şurada bir çoban yine var. Şurada kuşlar. Adam tam bir büyük konsept artist ya. Hey gidi. Şimdi olaydı. Bayağı iş bağlardı. Skeç mi bu abi? Bunu skeç olarak mı yaptın? Sulu boya galiba. Kopikle yapmış değil mi? Abi izlenimcilerden önce izlenim yapmış zaten. Baksanıza. Ben tam bir şey diyeceğim. Abi oradan bağıracakmış gibi hissediyorum. Ben anlam veremiyorum, açıklayamıyorum. Renk kullanımı mı bu kadar etkili? Yani ışık mı? Nedir? Hala anlayabilmiş değilim. Nasıl böyle bir şey oluyorsun? Vay 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 vay. Vay 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 vay. Bu tam pixel art çalışmalık değil miymiş ya? Pixel art için bulut çalışmaya çalışıyorum da, onun için bak bu olabilirmiş. Bunu böyle şu şekilde kabasını.
Evet, o bir önceki resme bayağı şey, impacto yapmış yani, boyayı direkt sıkmış üstüne neredeyse. Yağlı boya başka bir şey ama gerçekten ya. Şu an pazarlık yapıyorlar, duyuyor musunuz? 30 ver, 40 vereyim sana. Onu yap. Zuhal'i mi övdüm? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Oğlum ben çok özeniyorum Zuhal'e. Bu arada. Keşke ben de daha çok yağlı boya yapabilsem. Aklım gidiyor oraya. Traktör hala dışarıda, o gitsin diye bekliyorum bu arada. O gidince şey yapacağım. Resme dönüp baştan abi ne zaman doğmuş, ne yapmış, ne etmiş diye bir toparlayacağım. Bu da Japon şeylere benzemiş. Japon usulü. Sanki. Bir şeye tıklarken tıklamadığım başka bir resme gözüm kayıp aklım onda kalıyor. Bu nasıl bir maymun iştahlılık, ben anlamadım yani. Bu kadar da olmaz. Şuna bakar mısınız? Bulutların arasından süzülen ışıkları yakalayacağım demiş abi. Gökyüzünü çok seviyor bu abi, belli zaten. Ruiz Dael'e aşık olmasından belli. Baksana şu kompozisyonu yani. Şeyin sadece ucunu çizmiş, gerisi hep bulut. Sonra ben challenge'da bulut çizelim deyince dalga konusu oluyorum. Bulut mu çizelim? Bak bu da şeyi andırdı. Kimdi? Isaac Levitan. Levitan. Isaac Levitan. Bak yine şuraya ev mev yapmış ya. Bu adam beni öldürecek. Bu adam beni öldürecek. Bak ya. İlla detay yapacak. Onca hengamenin içinde illa ufak bir şey koyacak şuraya bir yere. Şuraya da adam koyaydın abi. Şuraya bir yere bir tane adam. Bak var, koymuştur kesin de biz göremiyoruz dura. Terbiyesiz. Çalıların arasında saklanmış değil mi? Bergen'de doğmuş. Norveçli abi. Babası da Norveçli bir balıkçı. Norveçli olunca insan ister istemez balıkçı oluyor demek ki. Yayın hala akıyor. Hayır, hayret. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Biz kendi şeyimize dönelim. Beyaz çizgilerimi, sketch'imi çektiğimde de aslında ışığı yakaladığımı görebiliyorsunuz. Şimdi bu abi dediğim gibi Norveç'te doğan bir abi. Kendisinin resimlerinden de biraz gördünüz, tanıdınız. Friedrich'le arkadaş olduğunu biliyorsunuz. Şeyde doğmuş, Norveç'te doğmuş dediğim gibi. Ve biraz zaten en başından, çocukluğundan beri belliymiş. Yani bunu şeye göndermişler, rahip okuluna göndermişler. Bir rahip hocası olmuş. Kendisinin çok iyi huylu bir rahip olacağından eminmiş. Fakat bir yerden sonra demiş ki yok, bu çocuk olmayacak aga. Bu çocuktan sanatçı olacak belli yani. Başka türlü yolu yok. Siz bunu alın. Siz bunu alın. Alın gözümün önünde. Demiş. Sonra Sagan'la tanışmış. Bu bir entelektüel bir abimiz. O abi bunu yönlendirmiş işte, demiş ki işte sanat şöyle bir şeydir, sanat böyle bir şeydir, kitaplar vermiş bilmem ne, merakını cezbetmiş. Ondan sonra da onun yanında onu mentor olarak kendisine bilip takılmaya başlamış. Sonra bu abi Kopenhag'a gidince bizimki de onun yanına gitmiş. Onun aracılığıyla da İtalya'ya falan gitmiş. Sonra o da İtalya'ya gidiyor. Diyor ki İtalya'ya da gel falan. Napoli'ye gidiyor bir dönem. Napoli'ye gitmesi de şeyle oluyor. Prens çağırıyor. Resimlerini beğeniyor falan. Diyor ki ben Napoli'deyim, istersen bir uğra falan diyor. Bunu dediğinden biraz öncesinde de Emily diye bir hatun var.
Direkt daldı biraz dedikodusuna. Emine ile şey, sevgililer evleniyorlar. Tam evleniyorlar. Ertesi gün atlıyor Napoli'ye gidiyor bizim abi. Dahlı abi. Diyor ki, ben prens çağırıyor hatunum, sen burada bir bekle biraz, ben gidip geleyim. O zaman da hani böyle uçağa atladım, bir hafta kaldım, geri döndüm yok. Gidiyor ve 10 ay orada yani. Evleniyorsun, sonra ertesi gün gidiyorsun, 10 ay sonra geliyorsun gibi bir durum oluyor. Sonra nasıl oldu araları bilmiyorum ama Emily ile 4 çocukları oluyor. Bu 4 çocuk, 4. çocuk doğarken Emily ölüyor. Biliyorsunuz zaten o zamanlar hem çocuk ölümleri hem de doğururken kadınların ölümleri çok yüksek. Dördüncü çocuk da ölüyor. Sonra iki büyük çocukları da ölüyor kızıl ateşten. Bir yerden sonra bu sırada zaten şey, bizim dal iyice bağ, yani şey oluyor, kopuyor ve yapmıyor uzun süre bir resim. Daha o zaman hanımcılık icat edilmemiş ama prens çağırıyor ya. Prens çağırıyor, ne yapacaksın? Sonuçta para lazım yani bir yandan da yaşaman için. O evlendiğin zaman o hatunla nasıl bir hayat sürmeyi düşünüyorsun? Bence mantıklı bir karar. Ben olsam ben de giderdim. Ya da hatunu da yanımda götürürdüm falan yani. Ya da adamı, fark etmez. Onay görmeyince dört çocuk tabii. Onaydan sonra bir dönüyor, hep pat 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 dört çocuk değil mi hemen? İşte büyük ikisi de ölünce tek çocuğu kalıyor. Yani üçüncü... Beni prens ne için çağırırsa giderim. Ya gel işte diyor. Hani para bende, nasıl olsa ressamsın. Hani burada biraz resim yaparsın, takılırsın. Hem İtalya, her ressamın görmek istediği yerlerden biri Avrupa'da. Özellikle İtalya'ya, Roma'ya işte gitmek bir şey ya. Artık gelenekselleşmiş bir şey yani. Hep herkesin Rönesans'tan gele, herkesin gidip görmek istediği, bir Erasmus yapmak istediği yerlerden biri. Götürseymiş hanımını da. Hanımı da prens görseymiş. Kestik. Abi kestik diye bağırıyor oradan bana, değil mi? Çaktık. Her türlü giderim yani, paraya gerek yok diyorsun. Ha. Her türlü giderim diyorsun. Hiç para muhabbeti olmasa bile prenstir sonuçta. Gitmem lazım diyorsun. Tabii canım, yani adam prens. Şimdiki prensler gibi değil. Şimdi kraliyete de laf sokayım. Ben prensliğimden vazgeçiyorum. Oğlumun böyle bir ortamda büyümesini istemiyorum. Kanada'nın yarısı sizin şey zaten. Ben Kanada'ya gideceğim. Gitsin, ne hali varsa görsün ya. Neyse, sonra gittiyse abimiz, gitti galiba. Gitti. Arkasından koşuyor muymuşum? Dur, ne olur gitme. Meyve sebze alacağım. Annesi onu da gömerdi. Evet, bence de ya. Bence de yani. Oradaki hiyerarşi gerçekten dillere destan. Sonra bu depresyona giriyor. Emily de öldü. İki çocuk da öldü. Bir tane üçüncü, üç numaralı çocuk kaldı. Depresyona giriyor Dal abimiz. Karısı öldü, çocukları öldü. Haliyle. Bir yandan da şey var. Hani böyle bir ne yapacağını bilememe durumu var genelde böyle erkeklerde. Çocuğa nasıl bakacağım, çocuğa kim bakacak falan modunda. Hemen bir öğrencisi var. Bu arada şeye giriyor. Kopenhag'da hemen beğeniliyor ve akademiye çağrılıyor. Akademide iş veriliyor buna. Ama şey, akademide bir sandalye teklif ediliyor. Hani şeye öyle deniyormuş. Ne denir ona? Yani iş, öğretmenlik teklif eder gibi bir sandalye teklif etme muhabbeti. Diyorlar ki gel ders de ver, hani öğrencilerin olsun, bir mentorluk yap falan. Şey kabul etmiyor bizim Dağlı abi. Diyor ki yani ben diyor şey yapacaksam, hani mesela bir resim yapıyorum. İşte aylar sürüyor ya bir resim yapması. O resmi yaparken araya böyle ara verip de gidip öğrencilere ders vereyim şeklinde vakit harcamak istemiyorum gibi bir bahane sunuyor. Bilmiyorum ne düşünüyor ama ben işimi bölmek istemiyorum diyor ve almıyor o işi. Zaten arkasında prens var yani bir yandan da, o yüzden olabilir. Sen bu havada prens olmasaydı zor atardın. Ay ben derse gitmek istemiyorum. Ben işimi vermek istemiyorum. Ya bırak. Prens var arkada. Yani sabit mayış itebilir misin arkanda prens olmasa? O prens de artık orada 10 ay ne yaşadılarsa bilmiyorum yani. Aa!
Gıybetin dibine vurdum. Sonra bizim Frederick'le kalıyorlar zaten uzunca bir süre. Bunların tarihsel olarak söylemedim size ama sıralar biraz şey oldu. Yani sırasıyla söylemişim gibi varsayabilirsiniz. Çünkü zaten ard arda oluyor. 1818'de Dresden'e gidiyor Frederick'le kalmaya. Zaten Dresden'de hemen akademi teklifi geliyor 1820'de. İşte 24'te de profesörlük veriyorlar falan. Derse gel gir falan diyorlar. O sırada tam 23'ünde zaten profesörlükten bir sene, o sandalye verme muhabbetten bir sene önce zaten prens çağırıyor Napoli'ye. Napoli'ye gidiyor. O sırada aynı anda evleniyordu. Yani Napoli'de 10 ay kalıp prensin yanından gelince yani benim de mantığım doğru ya. Diyor ki olmaz. Ondan sonra ha şey bir de şey diye eleştiriliyormuş resimleri. Böyle ahlaki mesaj içermeyen, tarihsel bir yeri bir şeyi anlatmayan, akademinin öyle bir yapısı var ya. Biraz da o yüzden akademide bir çalışmaya girmek istemiyormuş. Ben manzara yapmak istiyorum. Manzarayı şey olarak gören bir akademide de bulunmak istemiyorum. Basit bir doğa kopyalama işlemi olarak görüyorlarmış manzarayı. Yani ne diyorsunuz aga falan diyoruz şimdi biz ama öyle deniyor yani. Durup dururken günahlar alınıyor. Ya bu yayının konsepti öyle Andaç. Biz sanat gıybeti yapacağız diye girdik. Bazı ustalardan hiç gıybet çıkmıyor ama fırsatını bulduk mu da neden gıybetlerini yapmayalım? Sonuçta kim bize karşı çıkabilir ki? Prensin bir portresini yapmamış mı? Aa bilmiyorum hiç bakmadım görmedim de. Doğru diyorsun. Hiç bakmadım. Aha Emrah Safa Gürkan bu her devirde var bundan. Şeyi mi? Akademide sandalye istememe bu durumu mu? O ders vermiyor mu zaten ya bu arada? Akademisyen değil mi zaten o? Ha ondan sonra 1827'de Emine öldükten sonra şey yapıyor. Bir öğrencisiyle bu arada hani ders vermemek gibi hani ben ders vermeyeceğim falan muhabbeti yapıyor ama hala akademide şey modunda yani. Para alıyor bir yandan. Akademide şeyi var. Yeri var hani. Dahda bizimle demeleri için orada duruyor ama yani böyle bir gideyim de ders vereyim gibi bir şey yapmıyor galiba. Böyle blurlu bir şeyler, durumlar. Oradan bir öğrencisiyle evleniyor hemen bir sene sonra. Emine öldükten bir sene sonra. Bir de ondan çocuğu oluyor. İki çocuğu oluyor. Onlardan da galiba biri ölüyor. Sonra Emine de yine ikinci çocuğu doğururken ölüyor. Abi bu kadınlar bu çocukları doğururken ölüyor. Bir korunun değil mi? Yapmayın çocuk madem. Yani çocuk yaparken bu kadınlara zarar gördüğünü anlayamıyor musunuz daha gari? Ölüyor lan yani. Yapmayı verin. Yeter yani korunun. Bak seks yapmayın demiyorum. Çocuk yapmak zorunda değilsiniz. Ustalardan öğreniyorum değil, ustaları öğreniyorum oldu bu yayın. Genelde hem onların hayatını hem de eserlerini öğrenmeye çalışıyoruz biz bandım. Çorap dolandık. Devir için çok şey istiyorum değil mi? Doğru diyorsun. Bu bilgiyi, bu şeyi, bilinci böyle bir 500 yıl öncesine götürsek de biz bile olmamış olsak ondan sonra ne güzel olmaz mı? Dünya nasıl bir yer olurdu acaba? Nüfus planlaması yapabilsek böyle şeyden, şimdiden öncesinden, tarihte, tarihe gidip nüfus planlaması yapsak, geriye gidip. Nasıl fikir? Başka ne diyecektim? Başka. Böyle işte ya. Genel olarak bu olaylar, durumlar bu. Dağlı abi, böyle bir abi. Hastalıktan ölüyor. Kendisi de hastalıktan ölüyor. 1857'de. Uzun yaşıyor. Yine güzel yaşıyor. Yani 1788'de doğup 1857'de ölüyor. Yine 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başlarındayız. Ben konuşurken resim yapamadığımı çok çok öncelerinde fark etmiştim zaten. O yüzden bana kızmayın. Şimdi biraz resim yapacağım. Hadi bakalım. Ben bu beyaz skeç olayını da sevdim bu arada. Üzerinde beyaz skeç mi temize çekip beyaz skeç mi bıraksam diye düşünüyorum. Artık bir yerden sonra. Aa Elten bu arada burası da tam ejderha eklemelik bir manzara değil mi? Ne uğraşıyorsun? Üstte yapılmışı var. Kopyala yapıştır. Erenciğim hoş geldin. Sefalar getirdin. 9. ayıymış Eren'in. Maşallah sübhanallah. Çok teşekkürler. Yapmayın böyle. Şunun şurasında
3-5 kişiyiz zaten, hype train falan bize olmaz kardeş. Neyse, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Şey oldum şu an. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir şeyi olsa da bunun, hani belli başlı kalıp bir şey olsa da onu söylesek sadece falan. Ben de şey oluyorum, baharı bekleyen kumru. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. En iyi abonemsin mi diyeyim? Ha, öyle diyeyim. Her abone olana şey diyeyim. En iyi abonem sensin. Tamam, bundan sonra öyle diyeceğim. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladı durdun kulaklarımda, süzen yasın. Şimdi siz de Zeki Alasyalı tepkisi vereceksiniz. Bir şarkı oldu. Sus lan, sus diye. Senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Kulağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda. Bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Kes lan! Bir pazarımız var be! Yeni mi icat oldu sabah sabah şarkı söylemek, eşşi ol eşek! Allah Allah! Kalk lan, kalk! Böyle güzel bir günde şarkı söylemek varken yatılır mı? Kalk! Hasta mısın oğlum sen? Aşığım arkadaş, aşık. Aşık oldum, anlıyor musun? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Aşık oldum, aşık! Adam aşık oldu. Ne zaman aşık oldun? 10 dakika önce, sen uyurken. Kime? Bilmiyorum. Nasıl şimdi buldum? Gençler Superbox işte. Arıyor. Ne adını, ne kim olduğunu. Galiba Superbox arıyor. Güzel kızım benim. Canım. Geldim. Arıza kaydı oluşturmuştuk ya dün. Ortam çok gergin şu an. Çok gerginim. Hayır yani ben şeye de konuştuğum kişiye, hani müşteri temsilcisi olsun ya da işte bilmem ne başka birisi olsun falan, şey yapamıyorum. Kızamıyorum. Çünkü onun yapabileceği bir şey yok. O çalışan orada yani. Varsa da şey yapamıyor. Hani bilgilendiremiyor seni. Önünde engel var saçma sapan bir şekilde. Esas kızmak istediğim şey, dün ben akşam çıldırdım. Cumhurbaşkanlığına falan yazdım ya. O derece yani. Açtım Cumhurbaşkanlığı CİMER'e. Yazdım, dilekçe yazdım. Böyle böyle dedim yani. Şeyde, sözleşmede belirtilen hızı bana sözleşmede belirtilen hızı vermiyor. Ama sözleşmede belirtilen adreste olmamı bekliyor. Bunu vermediği için, teknik ekip göndermek için falan. Muhtemelen hiçbir şey çıkmayacak. Tüketici hakları heyeti bilmem neresine de yazdım. Oraya da yazdım falan. Ben çılgınlarcasına. Tehditkar tavırlar. Ya tehditkar tavır neyi ne tehdit edebilirim ki yani? Hiçbir şeyim yok yani. Diyor ki kadın, arıza kaydınız gelip modeme bakma arızanızı teknik ekip yollayıp teknik ekiple sinyal mi sıkıntıda yoksa modemde mi sıkıntı var diye bakmak için bağlantı kurduğunuz adreste olmanız gerekiyor diyor. Biz aşiretiz, dükkanınızı basarız diyeceğim. Hadi bakalım. Bırakırım falan deyince işe yarıyor burada. Yani bırakırsan bırak diyor adam. Yani çok da işe yaradığını şey yapmıyorum. Bırakıyorsan bırak, ceza cayma bedeli ödersin diyor. Ben her türlü okeyim diyor yani. Böyle bir şey demedi ama o moddalar yani. Bırakabilirsiniz şeklinde. Diyor ki modeminizden kaynaklı bir sıkıntıysa Süper Online bayiye götürebilirsiniz. Orada şey yaparlar. Dedim ki Süper Online bayi yok etrafımda. Hani modemi götürecek. Kağıthanede falan var. Ben nasıl gideyim kağıthaneye? Doğrudur diyor.
Doğru, evet. Daha yani ben doğruları söylüyorum, evet de yani ben adresimi buraya aldıramamam kadar saçma bir şey yok. Süper Online bağlantısı olsaydı adres değişikliği yapabiliyordunuz ama Superbox'ta yapamıyorsunuz diyor. Bu ne kadar zor olabilir ya, adresimi değiştirmek? Ne kadar zor olabilir yani? Üzerime yazdın, orada girilmiş adresi, diyeceksin ki ikametgah adresini değiştiriyorum diyeceksin. Bu kadar basit. Bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Ben sinirleniyorum. İşte en büyük, evet Sultan, bahaneleri o, adres değiştirdiğin için teknik ekip yollayamıyorum diyor, o kadar. Upload hızında sıkıntı olmuyor ama benim download hızım 0,03'e düşünce haliyle upload'un 5 olmasının hiçbir anlamı yok. Fake yani. Evet, bir de şey, bak dilekçeye onu da yazdım. Dedim ki her yerde çeker diye satılan bir ürünün teknik desteğinin sadece sözleşmenin imzalandığı adrese gönderilmesi kadar saçma bir şey görmedim dedim yani dilekçede. Yazdım bunu da yani. Bir tık sonrası ben yarın bir gün şey Trump'a da yazacağım. Ben diyeceğim ki bizim Superbox var. Bunda bir ilgilen ya diyeceğim yani. Şu an bile mesela sinyal dalgalanması görüyorum. Bit hızım düşük yani şeyden. Elon Musk'ın projesi olsa bile bana ne zaman, bize ne zaman gelecek o? Ne zaman ben onu çekecek? Ben şu şekilde yine hala şey arayacak olursam böyle. Elon Musk neredesin? Neredesin diye arayacaksam yeter. Elle. Sömürüyorlar, sömürüyorlar. Böyle şeyler var ya, Harry Potter'daki ruh emiciler. Onlar gibiler yani. Herkes ruh emici. Efendim, yardımcı olamıyoruz size. Yardımcı olamıyorsun. Farkındayım. Telekom altyapılı sınırsız internet. Ayda sadece 44 lira. Üstelik kurulum dahil. Bu kampanyadan yararlanmak için hemen 1'e basınız. Dinliyorlar aga, dinliyorlar. Yemin ederim dinliyorlar. Dal şu ana kadar ne öğretti sana? Ne öğretti bana şu ana kadar? Kendi bildiğini yapacaksın aga. Akademide sana şey verdilerse bir kere sırtı dönmeyeceksin. Onu bir öğrendim. Ondan sonra prens çağırırsa kesin gideceğim. Bir prens çağırırsa beni. Kesinlikle gideceğimden emin olabilirsiniz. Onun dışında boyarken hala şeydeyim, çözümleme aşamasındayım bir nevi. Ama şeyi görmek, onu nasıl yapacağımı çözemedim hala. Bulutların etrafındaki aydınlığı, o kenarlarındaki bulutlar hep benim için zorlayıcı oluyor ya. Bulutlar çok zor bir şey çizerken. Özellikle o yüzden bulutlu şeyler çizmek istiyorum. Ki seviyorum da bir yandan, ne kadar zor olursa. Bir de şeyi daha çok öğrenmeyi umut ediyorum. Siyahı kullanabilmeyi, karanlık yerleri, karanlık noktaları kullanabilmeyi. Yani burada karanlıkta çoğu şeyi okuyabiliyorsun ya. Yani karanlıkta bir de şeyler kaybolmuyor. Karanlıktaki beyazlar mesela nasıl görünüyor? Karanlıktaki siyahlar, ışığın düşmediği. Ki ben o kadar dediğim gibi detaylı da yapmayacağım ama görmek, duymak istiyorum, bilmek istiyorum. Cemali'den gelsin. Bulut keyifli, keyifli ama işte şey, yapabilirsen. Her zaman olmuyor yani. Her zaman her istediğim buluta ulaşamıyorum, erişemiyorum. Güzel soruymuş bu arada. Evet, böyle her seferinde böyle bir ne öğrenmek istiyorum bu adamdan diye biraz sormak lazım gerçekten. Evet, sor. Doğru diyorsun. Onu düşündüm de ben de şimdi. Yani şöyle bir bakınca beni Vermeer çok etkiliyordu. Zaten Vermeer'le başladık ilk. Johannes Vermeer'le. Hala da çok beğenirim yani onu. Mesela ondan ne öğrendim diye düşünüyorum.
Şu anda bir de şey yapmak istiyorum mesela. İlk iş ya da herhangi aralarından seçtiğim bir işi tekrar yapmak istiyorum. Tekrar yaptığım şeyi tekrar yapmaya çalışayım falan. Tekrar kopyalamaya çalışayım. O zaman ne yapacağım acaba? Çünkü ilk başladığımdaki hali ne ya? Bir sene oldu neredeyse. Bir sene artık bir şeyler öğrenmişsindir. Yani gibi bir şey arada bir fark görebilecek miyim acaba diye merak etmekteyim yani bir yandan. O Vermeer'in ilk o sütçü kızını tekrar çizmeye çalışırsam ne olacak mesela? Nasıl bir şey çıkacak? Bir yandan da üşeniyorum. Böyle şeyler. 2,5 saat olmuş gençler. Yine şeyi hallettik en azından. Konumuzu anlattık en azından. Konu işlemek diyorum falan bazen ben. Bunu geçen haftalarda işlemiştik falan diyorum. Kusuruma bakmayın. Böyle bir kafaya girince cümleler, kelimeler ağzımdan o şekilde dökülüyor. Bir de ışığım gitti farkındaysanız. Burada ay ışığı çizerken. Ya bak yine bu tarafa bakınca ekrandan görüyorum, küçük ekrandan. Daha çok beğeniyorum biliyor musun? Neden öyle oluyor? Daha küçük gördüğüm için mi? Ya da başka bir açıdan bakıyormuşum gibi geliyor bak. Burada o kadar renderlı gibi görünmüyor bana. Ama şuradan baktığımda bir şeye benziyor gibi görünüyor. Böyle bu haftayı da böyle yapmış olalım. Tekrardan ışığım geldi. Bu ışığımla sizi uğurlayayım. Dışarıdaki traktöre alışverişe gitmedim. O yüzden şimdi çıkıp alışveriş yapmam gerekiyor. Eve bir şeyler almam gerekiyor. Instagram'a da beklerim bu arada. Şeyi kızı bitirdim. Yıllardır çizdiğimiz kızı Instagram'a atacağım inşallah. Hadi öpüyorum sizi.